traktörün deposu 92 lira daha daha pahalıya mal oluyor. Milletvekillerimiz sahada gördü. Bu yıl kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde çok ciddi bir düşüş bekleniyor. Buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerde üretici yaptığı masrafı bile çıkaramayacağını söylüyor. Bu gıdada yeni zamların, tarım ithalatında yeni rekorların habercisi. Tabi ithal edecek Mal bulabilirsek, bugün dünyada ülkeler kendi gıva, gıda güvenliklerini sağlamak için bu pandemiden sonra başka ülkelere mal satmaktan çekiniyorlar. Esnafımız da burnundan soluyor. Çarşamba günü Ankara'da siteler ve anafartalar çarşı esnafıyla birlikteydik. Açık söyleyeyim, bıçak artık esnafın kemiğini delmiş, geçmiş. Dolmuş şoförü bir vatandaşımız mazota yine zam geldi biz ne yapalım? Kendimizi gidip binadan mı atalım diyorsa. Dükkanda çalışan bir emekçi son beş yıldır artık geleceğimi göremiyorum. Bir buçuk ay sonra çocuğum olacak. Ne yapacağım? Bilemiyorum diye dert yanıyorsa. Mobilyacı esnaf kapanma öncesinde işçilerime maaşlarını verdim. Kendi evime 17 gün için 140 lira ayırabildim. Vaziyet bu. Nasılsınız diyene iyiyiz diyoruz ama iyi değiliz diyerek durumu özetliyorsa, Anafartalar çarşısında yolumuzu kesen bir vatandaş kahveciydim, dükkanımı kapattım, çocuğun telefonunu satmaya geldim. Siz bir babanın çocuğunun telefonunu satmak zorunda kalması ne demektir biliyor musunuz diye soruyorsa, e bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Pandemide onlarca müzisyen intihar etti. Nihayet müzisyenler şimdi akıllarına gelebildi. Cüz'i de olsa tek seferlik bir hibe desteği vermeye karar verdiler. Ama vergi levhası olmayan müzisyene destek yok. E peki bu vatandaşlarımızı bu hale kim getirdi? Borcun adına destek dediler. Geçen sene yüzde yedi buçuk faizle verilen nefes kredisi için bu sene yüzde on yedi buçuk faiz istiyorlar bu tefeci faiziyle kobiler borcunu nasıl çevirecek? Ya bu ülkede vatandaşın sesini duyacak bir hükümet yok mu? Ankara Sanayi Odası Başkanı Kral Çıplak diye bağırıyor. Pandemide destek diye verilen kredilerin firmaları iflasa doğru sürüklediğini söylüyor. Sadece Ankara'da değil, İstanbul Sanayi Odası da Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış, faizdeki dalgalanmalar, finansman yükümüzü çok arttırdı diye bağırıyor. Bu kötü yönetimin faturasını artık sanayicilerimiz de taşıyamıyor. Bu hükümet ve ortakları bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Hükümet ne yapıyor? Ben söyleyeyim ne yaptıklarını. Çetelerle magazincilik oynuyor. Ekonominin tüm sigortalarını patlattılar. Güven bırakmadılar. Merkez Bankası kasasından 128 milyar doları buharlaştırdılar. Hine Hacette kullanılacak yedek akçeleri bile tükettiler. Dün 21 Mayıs tarihi itibariyle net rezerv rakamları açıklandı. Merkez Bankası kasası 41 milyar dolar açık vermeye devam ediyor. Kasadaki döviz kısa vadeli borçları karşılamıyor. Bunu gören Eloğlu da Türkiye'yi en kırılgan ekonomi listelerinde en başa koyuyor. Tabi risk almamak için de ancak çok yüksek faiz verirseniz ülkeye gelirim diyor. 2018 Haziran ayından bu yana dört tane Merkez Bankası Başkanı gördük. Neredeyse her dokuz ayda bir bir Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiler. Yine gece yarısı kararnameleriyle başkan yardımcıları da apar topar görevden alınıyor. E dün de öğrendik ki Merkez Bankası'nda genel müdürlüklerden birim müdürlüklerine kadar orta ve alt kademede yüze yakın yönetici görevden alınmış. Buradan tekrar söylüyorum. Merkez bankalarının en önemli sermayesi güvendir. Hükümetin elinde oyuncak olmuş bir merkez bankası istikrarı sağlayamaz. Türk lirası bugün Amerikan doları karşısında tarihi dipleri görüyorsa sebebi budur. Hayat pahalılığı almış yürümüş. Çay simit hesapları bile tarihe gömülmüş. Millet ay sonunu getirmek için artık öğün atlıyor. Her aya milletimiz artık eksi bakiye ile başlıyor. Mayıs ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçti. Seçim meydanlarında emeklilikte yaşa takılanlara onca söz verildi. Şimdi sarayın kibirlisi ve bekçisi kulağının üstüne yatıyor. Atanamayan öğretmenlerimiz, umutsuz gençlerimiz canlarına kıyıyor. Dün Denizli'den çok acı bir haber aldık. 23 yaşında bir genç, acil tıp teknisyeni Ömer Çelik yoruldum diyerek yaşamına son veriyor. Hayatının baharında bir genç neden yoruldum diyerek canına kıyar? Buna kafa yor yormayacak bir hükümet başka neye kafa yorar? Ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen vatandaşlarına ne kadar iş sağlayabildiğiyle ölçülür bu ülkede çalışma çağındaki her yüz yurttaşımızdan sadece 43'ü çalışabiliyor. Üyesi olduğumuz kalkınma için ekonomik işbirliği teşkilatı ülkelerinde aynı oran 66. Erdoğan şahsı hükümeti OECD'deki diğer ekonomilerin hükümetleri kadar iş imkanı sunabilseydi Milli gelirimiz geçen yıl 717 milyar dolar değil, 1 trilyon 100 milyar dolar olacaktı. Kişi başına gelirimiz de 8599 dolar yerine 13267 dolara ulaşacaktı. Erdoğan şahsım hükümetinin vatandaşlarına diğer ülkelerin hükümetleri kadar iş imkanı sunamamasının maliyeti Sadece 2020'de 389 milyar dolar. Bu milletimize çıkarılan çok yüksek bir fatura. Bunların zaten en iyi bildiği şey beceriksizliklerini millete fatura etmek. O kadar çok can yakıp, o kadar çok ahaldılar ki. Ama mazlumun ahı indirir şahı. Artık vatandaşlarımız Erdoğan şahsım hükümetiyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Biz de hazırız. Eski tartışmalara, olumsuz siyasete dur demeye hazırız. İnsanlarımızı birleştirmeye hazırız. Barışmaya hazırız. Anlamaya, anlatmaya hazırız. Daha çok demokrasiye hazırız. Hoşgörüye, şefkate hazırız. Farklı fikirlere saygı duymaya hazırız. Yol bulmak kolay. Gönül bulmaya hazırız. Vakit tertemiz insanlarımızın güvenine ihanet etmiş bu iktidara veda etme vaktidir. Genel Başkanımızın son grup konuşmasında söylediği gibi vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Sandıktan kaçma, milletten korkma Erdoğan. Gel demokrasinin er meydanına. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Ee...